Herkese merhaba, podcastimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle banka, sigorta ve yatırım sektöründeki şirketler için ilk çeyrek tahminlerimizi paylaşmak istiyoruz. Akbank 26 Nisan'da finansallarını açıklayacak ilk banka olacak. İlk çeyrek temalarına baktığımızda özellikle bankalarda zayıf net faiz marjı gelişimi, yüksek faaliyet giderleri ve korunan aktif kalitesinin en önemli temalar olduğunu düşünüyoruz. İlk çeyrekte takipimizdeki bankaların net karında çeyreklik %44 düşüş, yıllık olarak ise %50'lik bir artış tahmin ediyoruz. Çeyreklik net kar düşüşünde baktığımızda azalan TL kredi mevduat makası, TÜFE endeksi tahvillerden daha düşük katkı ve yüksek faaliyet giderleri artışı zayıf trendin en temel nedenleri. Son aylarda artan TL mevduat faizleri ve TL kredi faizleri üzerindeki olumsuz düzenlemeler bankaların marjlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yüksek faaliyet giderleri tarafında ise özellikle bağışlar, promosyon ödemeleri, maaş artışları ve EYT tazminat ödemeleri en temel nedenler. İlk çeyrekte sektör genelinde çeyreklik %15'lik bir TL kredi büyümesi tahmin ediyoruz. Bu aslında bankaların komisyon gelirlerine olumlu yansıyacak. Ve yine olumlu olarak da aktif kalitesi korunurken bankalar geçen sene ayırdıkları yüksek karşılıklardan bir miktar bu ilk çeyrekte terse döndürecekten karşılıkları ve bir miktar karlılık üzerindeki baskıyı telafi etmeye çalışacaklar. E, bankalar bazında baktığımızda ilk çeyrekte Albaraka, TSKB ve Garanti'nin diğer bankalara görece daha güçlü sonuçlar açıklamasını bekliyoruz. Albaraka ve TSKB'de yataya yakın bir net kar seyri beklerken Garanti'de %33'lük bir net kar düşüşü bekliyoruz. Akbank, İş Bankası ve Kamu Bankalarında ise %30 ile %50 bandında çeyreklik net kar düşüşü tahmin ediyoruz. Sigortacılık şirketler arasında ise ilk çeyrekte Anadolu Hayat Emeklilik'in daha ön plana çıkmasını bekliyoruz. Anadolu Hayat Emeklilik'te özellikle ilk çeyrekte güçlü hayat branşındaki teknik karlılık ve yatırım portföyünden artan katkı yıllık net kar gelişimini olumlu etkilemesini bekliyoruz. Yatırım şirketleri arasında ise Ünlü Yatırım Holding'in daha ön plana çıktığını tahmin ediyoruz. Özellikle tüm iş birimlerinden yüksek gelir katkısı sayesinde yıllık bazda güçlü bir netkar gelişme bekliyoruz şirket için. Bankalarla ilgili hedef fiyatlarımızı tekrar vurgulamak gerekirse Akbank için alt tavsiyemiz mevcut ve 12 aylık hedef fiyatımız 28 TL. Akbank 2023 tahminlerimize göre 0.5 piyasa değeri defter değeri ve 2.3 FK çarpanı ile işlem görüyor. TSKB için ise 12 aylık hedef fiyatımız 6.2 TL ve alt tavsiyemiz mevcut. 2023 tahminlerimize göre de 0.7 piyasa değeri, defter değeri ve 2.3 fiyat kazanç çarpanlarıyla işlem görüyor. Özellikle TSKB'nin mevduat fonlaması olmaması sayesinde ilk çeyrekte marjlarını daha mevduat bankalarına göre daha iyi koruduğunu gözlemliyoruz. Ve ayrıca TSKB'nin diğer en önemli avantajı da zorunlu tahvil alım yükümlülüklerinden muaf olması, yine mevduat fonlaması olmaması sayesinde. Hem Akbank hem de TSKB model portföyümüzde yer alan iki banka. Garanti için ise 12 aylık hedef fiyatımız 38 TL ve alt tavsiyemiz mevcut. İş bankası için de yine alt tavsiyemiz mevcut ve 17,5 TL hedef fiyatımız var. Halkbank ve Vakıfbank için ise 13,5 TL ve 12,5 TL'lik sırasıyla hedef fiyatlarımız var ve tut tavsiyelerimiz mevcut. Banka hisseleri için kısa vadedeki en temel risk karlılığı azaltıcı düzenlemeler olarak söyleyebiliriz. Eğer seçimlerden sonra ortodoks para politikalara dönülmesi halinde banka hisselerine yabancı ilgisinin olmasını bekliyoruz. ve Bu sayede de banka hisseleri için özellikle özel bankalar için olumlu görüşümüzü korumaktayız. Herkese iyi günler dilerim.